Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ikinci cümle birincisinin açıklaması durumundadır? 1. Midem ağrıyor. Öğlen vakti yediğim yemek dokunmuş olmalı. Aslında hemen geldi açıklamalı bir cümle. Midem ağrıyor. Burası cümlemiz. Açıklaması da öğlen vakti yediğim yemek dokunmuş olmalı şeklinde geldi. Bunu alacağız. 2. Esnemek geliyordu içinden. Sıkılmış olduğunu gizlemeye çalışıyordu. Bu cümle açıklama niteliğinde değil. Bunu almayacağız. 3. Oldukça düzgün bir konuşması var. Çok kitap okuyor anlaşılan. Bakın açıklaması geldi yine. Açıklamalı bir cümle. Oldukça düzgün bir konuşması var cümlemiz. Çok kitap okuyor anlaşılan şeklinde açıklama yaptı. 1 ve 3'ü alacağız. 4'e de bakalım. Otobüsten inen yolcuları birer birer inceledi. Beklediği kişi yoktu onların arasında. Burada açıklama gelmedi. Devam niteliğinde bir cümle geldi. Yani 1 ve 3 cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir durum söz konusudur? 1. Doğal taşların pozitif enerji taşıdığı ve birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Herhangi bir koşul yok. Koşul genellikle SSA ile yapılır ama her zaman değil tabii ki. 2. Hastalıkların vücuttaki enerji dengesizliklerinden oluştuğu bilinen bir gerçek. 3. Enerji alanı vücutta dengeye kavuştukça kişi canlanır ve kendisini çok iyi hisseder. Geldi aslında koşul bakın. Burada SSA'yı kullanmadı, dıkça ile yaptı. Enerji alanı vücutta dengeye kavuştukça ne olurmuş? Bu koşul gerçekleşince kişi canlanır, kendisini daha iyi hissedermiş. Ya da tersten bakalım. Kişinin canlanıp kendisini daha iyi hissetmesinin koşulu ne? Enerji alanının vücutta dengeye kavuşması. İşte cevap geldi. Üçüncü cümle. Diğerlerini de hemen okuyalım. 4. Bilimsel etkisi ispat edilmemiş olsa da insanlar doğal taşlardaki elektromanyetik güçlerin vücuttaki enerji alanını güçlendirdiğine inanır. 5. Çok sayıda kişi deneyimlerinden yola çıkarak takı olarak kullanılan doğal taşların iyileştirici etki yaptığını söylüyor. Buralarda yoktu cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı gerekçesiyle verilmiştir? A. Canınız tatlı yemek istediği zaman şerbetli tatlı yemeyin, sütlü tatlıları tercih edin. B. Bazı besinlerdeki gaz yapıcı ögeler sütünüze geçer. Bu da bebeğinizi rahatsız eder. Buralarda gerekçesiyle verilen uyarı yok. C. Hem kilo kontrolü hem de kalsiyum alımı açısından yoğurt önemli bir besin maddesidir. Yine yok gerekçeli bir uyarı. D. Kansızlığa neden olabileceği için yemeklerle birlikte çay tüketmemeye dikkat edin. Bakın uyarı geldi. Çay tüketmemeye dikkat edin. Uyarı bu. Peki gerekçesi ne? Yani neden ne? Gerekçe neden demek? Kansızlığa neden olabileceği için geldi cevabımız. E. Tüketildiğinde gaz yapan besinlerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini unutmayın. Cevap D. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şıklara bakalım önce, ona göre amaçlı okuyalım. Doğrudan anlatım cümlesi, dolaylı anlatım cümlesi, C amaç sonuç cümlesi, D koşula bağlılık cümlesi, E neden sonuç cümlesi. Uzmanlar beslenmeye dikkat edilmediği için kış aylarında kilo almanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bakın daha önceki testlerde de söyledim. Özellikle dolaylı anlatım yaparken d, t'yi eklerini çok kullanırız. Oradan anlayabilirsiniz. Ne dedi? Bakın şurada var. Kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Burada dolaylı anlatım var. B şıkkı buradan gider. Aslında doğrudan anlatım şu şekildeymiş. Uzmanlar demiş ki beslenmeye dikkat edilmediği için kış aylarında kilo almak kaçınılmazdır. Ama o bunu bize aktarmış. Dolaylı olarak anlatmış. O yüzden buradan B'yi çıkarabiliriz. Bunun en temel nedeninin başta metabolizma hızının düşmesi olduğunu belirten uzmanlar, kışın vücudumuz ısı değişikliğine uyabilmek için harcadığı enerjiyi düşürür. Bu durumda metabolizma hızı yavaşladığından kış aylarında kilo alırız diyor. Zaten tırnakla da gösterdi. Şu kısmın hepsi doğrudan anlatım. Yani A da buradan gider. Bunun için de aynı zamanda uyabilmek için, mak için genellikle amaç bildirir. Onu da söyleyeyim. Bakın amaç ne? Vücudun enerjiyi düşürme amacı neymiş? Kışın vücudumuz ısı değişikliğine uyabilmek amacıyla harcadığı enerjiyi düşürür. Buradan aynı zamanda bu cümleden aynı şekilde amaç sonuç yani C'ye de çıkar. Yine bu cümlede metabolizma hızı yavaşladığından yani neden kış aylarında kilo alırız? Bu da sonuç. Neden sonuç ilişkisi de buradan geldi. E'yi de buradan çıkardık. Ama D gelmedi. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? 1. Dünya ülkeleri plastik poşetin doğaya ve insana verdiği zararın farkına vararak teker teker ülkelerindeki plastik poşet kullanımını yasaklamaya başlıyor. Herhangi bir amaç sonuç ilişkisi göremedim ben. Bunu eleyelim. 2. Yapılan araştırmalar kullanılan plastik poşetlerin sadece %1'inin geri dönüştürüldüğünü gösteriyor. Burada da yok amaç sonuç. 3. Karşı karşıya olduğumuz bu tehditten kurtulmak ve daha temiz bir dünyada yaşamak için genellikle mak içinle yapılır demiştim. Siz de olabildiğince plastik poşet kullanımınızı azaltın.
Hangi amaçla plastik poşet kullanımımızı azaltalım? Bu tehditten kurtulmak ve daha temiz bir dünyada yaşamak amacıyla. Bakın buraya amacıyla getirdim. Gayet de güzel uydu. Sonucumuz neymiş? Burası da sonuç kısmı. Plastik poşet kullanımını azaltalım. Geldi cevabımız aslında. Cevap 3. Devam edelim. 4. Fileler ve bez torbalar kullanarak geleceğe daha yaşanılır bir dünya bırakalım. 5. Çevre dostu ve sağlığımızın koruyucusu fileleri çantamızdan çıkarmayalım. Buralarda da uyarılar, istekler var. Son iki şıkta cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine yargı açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? 1. Paketli ekmek el değmeden tamamen hijyenik koşullarda üretiliyor. Bir açıklama yapmadı. Sadece söyledi, bıraktı cümleyi. 2. Standartizasyonu yüksek, kaliteli bir ürün olan paketli ekmek hijyenik koşullar düşünüldüğünde çok önemli bir yerde bulunuyor. Yine yok açıklamalı bir yargı. 3. Bilinçlenen tüketici artık paketli ekmeği tercih ediyor. Yine yok. 4. Ayrıca dayanma süresinin uzun olması paketli ekmeğin pazarlanabilme boyutunu da arttırıyor. Bakın geldi. Bir yargı söyledi, açıklayıcısını da verdi. Şimdi dayanma süresinin uzun olması paketli ekmeğin pazarlanabilme boyutunu arttırıyor. Yargı şurası aslında, paketli ekmeğin pazarlanabilme boyutunun artması. Açıklaması ne? Dayanma süresinin uzun olması. Açıklamasıyla birlikte verdi, cevap geldi. 5'e de bakalım. Böylece daha çok müşteriye ulaşma imkanı oluşturuyor. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 1. Kayseri'deki doğa harikaları sıralamasında Sultan Sazlığı baş sıralarda yer alıyor. Şimdi burada net kanıtlanabilir bir şey yok. Baş sıralar. Hangi sıra olduğu belli değil. Net bir kanıtlanabilirlik yok burada. Bu dursun. 2. Oldukça berrak ve cam gibi bir suyu olan Sultan Sazlığı pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Oldukça kelimesi, cam gibi, bu benzetme ya da kişileştirme gibi sanatlı cümleler öznel anlatımlı cümlelerde olur. O yüzden şu kelimeler buna öznellik katıyor. Yani kanıtlanabilirlik açısından nesnel değiller. Bu ikisi daha öznel. 3. Küresel ısınmanın sulak alanları giderek kuruttuğu günümüzde Sultan Sazlığı, kuş türlerinin Anadolu topraklarında barınması açısından da son derece önemli. Son derece önemli, kendi fikri, kanıtlanabilir bir şey yok burada da. 4. Kayseri merkeze 70 km uzaklıkta olan Sazlık, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar üçgenin içinde yer alıyor. Şimdi bakın, buradaki her şeyi kanıtlayabiliriz. Kayseri merkeze 70 km olduğunu, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar üçgeni içinde yer aldığını net kanıtlayabiliriz. Yani burada tamamen nesnel veriler var. O yüzden cevabımız bu. 5'e de bakalım. Sultan Sazlığı Türkiye'nin sahip olduğu en önemli kuş cennetlerinden biri. Yine burada en önemli diyerek kendi fikrini kattığı için bu da öznel. Diğer şıklar gitti. Cevap D. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Önce şıkları okuyayım ki ona göre parçayı amaçlı okuma yapalım. A. Onaylama. B. Koşula bağlılık. C. Dolaylı anlatım. D. Doğrudan anlatım. E. Karşılaştırma. Salah Birsel'in çok renkli ve canlı nesrinin belirli bir okuyucu kitlesine hitap etmesi kaçınılmazdır. Ahmet Oktay, Salah Birsel'in düz yazıyı bir tür şenliğe dönüştürdüğü görülmektedir diyor. Hemen dikkat ettiniz mi? Tırnak içinde bir bölüm geldi. Diyor dedi. Onun sözünü aynen aktardı. O zaman doğrudan anlatım gitti. D şıkkı buradan çıkar. Bu son derece yerinde bir hükümdür. Yapılan bir şeyi tasdik etti değil mi? Onayladı. Bu son derece yerindedir dedi. Yapılan bir tespite onay verdi. Buradan da A şıkkı çıktı. Kendisini yazılarda sakladığını söyleyen yazar, söylemiştim, D şeklinde genellikle dolaylı anlatım yapılır. Sakladığını söyleyen yazar, garipçilerden farklı bir yol aramaktadır çünkü. Aslında garipçilerle karşılaştırmada gelmedi mi? Garipçilerden farklı bir yol arıyor. Demek ki karşılaştırdı garipçilerle. Dolayısıyla Salah Birsel çok özel, kendisinden başka hiç kimseye benzemeyen bir sanatçıdır. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 1. Erkek cildi kadın cildine göre daha kalın ve dayanıklı. Burada karşılaştırma var. Yani 1 olan şıkları eleyeceğiz. 2. Ancak erkek cildi de tıraş nedeniyle fazlasıyla yıprandığından özel bir cilt bakımına ihtiyaç duyar. Geldi işte neden sonuç genelde dığındanla da yapılır. Bakın geldi. Tıraş nedeniyle fazlasıyla yıprandığından özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Sonuç burası. Neden de yıprandığındanla yapılmış. Yani 2 olanları alacağız. 2 yoksa onları elememiz gerekiyor. 3. Erkek cildi daha fazla salgı bezi barındırdığından siyah nokta ve sivilce üretimi erkek cildinde daha fazla olabiliyor. Gene geldi bir neden sonuç. Dığındanla yaptı yine. Siyah nokta sivilce üretimi erkek cildinde daha fazla oluyor. Sonuç neden? Daha fazla salgı bezi barındırdığından yine dığındanla yapıldı. Yani hangilerini alacağız? 2 ile 3'ü. Cevap çıktı aslında. Devam edelim. 4'ü de okuyalım.
Fakat bununla beraber ciltteki kırışıklıklar ve çizgiler daha yavaş ortaya çıkıyor. Burada yok. 5 yani erkek cildi kadın cildine oranla daha yavaş yaşlanıyor. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak romana yönelik eleştiri yapılmaktadır? 1. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'ta bir Anadolu kasabasını soylu insanlarıyla, bayağı insanlarıyla, sevinçlerle, üzüntülerle, sevgilerle, nefretlerle, fakirlikle, zenginlikle veriyor. Burada bir eleştiri gelmedi. Romanın ne anlattığını söyledi. O yüzden bu gider. 2. Yarattığı insanlar o çağda, o çevrede yaşayan insanlar. Yine kahramanlarından bahsediyor. Yani burada da yok. Romana yönelik bir eleştiri. 3. Yazarın çizdiği dünyanın böylesine renkli, sıcak ve inandırıcı olması ayrıntılara bağlı. İşte geldi romanı nasılmış? Romanda yarattığı dünya, çizdiği dünya renkli, sıcak, inandırıcı, ayrıntılı. Olumlu bir eleştiri geldi. Buradan başladı. Bakalım devam ediyor mu? 4. O pek önemsemezmiş gibi görünen ayrıntılar romana tam bir somutluk kazandırıyor. Bakın roman somutmuş. Romanı hala olumlu olarak eleştiriyor. 5. Birdenbire kendinize anlatılan kasabada olayların ve insanların arasında buluveriyorsunuz. Yine romandan bahsediyor olumlu eleştirilerle. Bunlar da gitti. Cevap C. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri gerekçesiyle birlikte verilmemiştir? Bu defa önerinin gerekçesi olmayacak. 1. Sebze ve meyveleri keserken keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin. Önerimiz, dokuları ezildiğinde A ve C vitaminleri yok olur. Gerekçesini de söyledi. Bu yüzden sebze ve meyveleri keserken keskin bıçak kullanmaya özen gösterin dedi. A gitti. 2. Sebze ve meyveleri satın alırken taze ve diri olmalarına dikkat edin. Uyarı geldi. Bakalım gerekçesi var mı? Sonrasında buzdolabında saklamaya özen gösterin. Hayır, devam etti öneriye. 2 tane öneriyi ard arda sıraladı. Cevabımız geldi. Diğerlerine bakalım. 3. Konserve sebze meyve almak yerine dondurulmuş olanları tercih edin. Burası öneri. Bakalım gerekçesi var mı? Niye? Donmuş olanlar daha yüksek vitamin içerirdi. Ondan bakın geldi burada da. 4. Sebzeli yemek yaparken sebzeyi yıkadıktan sonra uzun süre suda bekletmeyin. Öneri. Sebzedeki C vitamini kaybolur. Bu da gerekçesi de geldi işte bakın. 5. Sebze yemekleri bekledikçe vitaminini kaybeder. Ne kadar yiyecekseniz o kadar pişirmeye özen gösterin. Bu defa öneriyi tersten yaptı. Öneriyi sonda verdi. Ne kadar yiyecekseniz o kadar pişirin. Öneri, gerekçesi yemekler bekledikçe vitaminini kaybeder. Cevap B. Bu atasözüyle ilgili olarak bir amaç içermektedir. 2. Olasılık söz konusudur. 3. Doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır. 4. Sözde soru cümlesidir. Hangileri doğru? Deveye inişi mi seversin yokuşu mu demişler, düz yere mi girdi demiş. Burada direkt gördüğümüz tırnak işaretlerinden de anladığımız doğrudan anlatım var. Bu kesin, bunu alacağız. Bakalım amaç var mı? Bu cümlede herhangi bir amaç var mı? Yok, sadece bir söz söylenmiş. O yüzden amaç yok. Olasılık var mı? Yok. Sözde soru cümlesi mi? Hayır, gerçek soru cümlesi, bildiğimiz gerçek soru cümlesi. O zaman yalnız 3, cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Tek yıllık yazlık bir bitki olan ayçiçeği papatyagiller familyasındandır. A. Bu cümlede tanım yapılmıştır. Baktık hemen, ayçiçeğinin tanımı yapılmış aslında. Ayçiçeği nedir? Ayçiçeği tek yıllık yazlık bir bitki olan papatyagiller familyasındandır. A geldi. 2. Kuraklığa dirençlidir çünkü derin ve kazık köke sahiptir. B. İkinci cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir. Evet, yargımız neresi? Kuraklığa dirençlidir. Gerekçesi derin köke sahip olması. Bu da gitti. 3. Yetiştirilirken topraktan daha fazla miktarda madde alması için buğdayla değişimli ekilir. C. Amaç sonuç cümlesidir. Bakalım amaç sonuç cümlesi miydi? Evet. Ne amaçla buğdayla değişimli ekiliyormuş? Yetiştirilirken fazla miktarda madde alması amacıyla. O yüzden bu da gitti. 4. Ülkemizde yağlık ayçiçeğinin en çok yetiştiği yer olan Trakya'da hasadı Ağustos ayında başlar. D. 4. cümlede örnekleme vardır. Hayır, burada hiçbir şeye hiçbir örnek vermedi. Gitti bu. Cevap geldi yani. 5. Daha çok Orta Anadolu'da çerezlik yetiştirilen ayçiçeğinin hasadı ise tohumlarının siyahlaşmasıyla birlikte yapılır. E. 5. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Evet, daha kelimesi, daha önce de söylemiştim, en, daha gibi kelimeleri karşılaştırma yapar. Daha çok Orta Anadolu'da çerezlik yetiştirilen başka bölgelerle karşılaştırmış. O yüzden burada da karşılaştırma var. Cevap D.